Herkese merhaba. Deniz Havası kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında soslu tavuk hazırlayacağım. Izgarada pişireceğim ve çok güzel olacak. Bunun için 3 tane tavuk göğsü kullanacağım. 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çorba kaşığı salça. Burada da hepsinden birer çay kaşığı olmak üzere karabiber, pul biber, toz kırmızı biber, kekik, tavuk çeşnisi ve tuz var. Hepsinden birer çay kaşığı ilave ettim buraya. Şimdi öncelikle soslarımızı karıştırmakla başlayalım. Sıvı yağımızı, salçamızı ve bir çay bardağı yoğurdumuzu baharatlarla birlikte bir kaba alacağım. Şurada da baharat karışımı var, göstermiştim. Hepsini ilave ediyorum. Şu şekilde karıştıracağım. Şöyle çok güzel bir karışım oldu. Bunu bir kenara alıyorum. Ve tavuklarımı doğramaya başlayacağım. Tavuklarımı da küp küp doğradım. Hepsini olabildiğince aynı eşitlikte, aynı büyüklükte doğramaya özen gösteriyorum. Şu şekilde doğradım bakın. Şimdi bu karışımımla tavuklarımı birleştireceğim. Şöyle. En az 1-2 saat dolapta durması gerekiyor. İyice karıştıracağım tavuklarımı. Sosun tavuklarla iyice çekilmesini sağlayacağım. Ağzını kapatacağım. Daha sonra da kürdanlarım var. Daha doğrusu şöyle çöp şişlerim var. Bunları dizip bu şekilde pişireceğim. Şimdi iyice karıştıracağım ve ağzını kapalı bir şekilde biraz dinlendireceğim etlerimi. Şimdi çöp şişlerimi yanıma aldım. Şöyle tabağımın kenarına. Tavuklarımı dizmeye başlıyorum. Şöyle çok sıkıştırmadan, çok da gevşek bırakmadan çöp şişlerime diziyorum tavuklarımı. Dizdiğim tavuklarımı tepsime alacağım. Biraz da orada bekleyecek dizerken süzülmesin diye sosları. Şu şekilde yeterli olacaktır. Bütün tavuklarımı bu şekilde dizeceğim. En son artık fırına vereceğim. Derece önceden ısıtılmış fırında çevirerek önce bir tur üst kısmını, sonra da diğer kısımlarını kızartacağım. Gördüğünüz gibi gayet kolay tık tık diziliyor. Sosta, bu tür bir sosta dinlenince çok güzel oluyor tavuk. Bakın. Ben şimdi bütün tavuklarımı bitireyim. En son fırına verdiğim aşamasını paylaşırım sizinle. Şöyle bir fırın tepsisini aldım. İçine çok az tabanlı su ilave ediyorum. Üstüne de ızgaramı yerleştirdim. Şimdi üzerine etlerimi dizeceğim. Şöyle bakın, etlerimi de bitirdim. Şimdi bunları ızgarama dizeceğim. Şu şekilde.
Etlerimiz fırına gitmeye hazır. Artık en son pişmiş halini sizlerle paylaşırım. Bir turp bu şekilde pişireceğim. Çıkartıp diğer taraflarını çevirip öyle de pişireceğim. Daha sonra alt üst iyice kızardığında alacağım fırından. Etlerimizi fırından çıkardım. Ters düz ettim. Şimdi diğer taraflarını da kızartacağım. Daha sonra servise hazır. Etlerimiz pişti. Artık servis için hazırlar. Şöyle bakın, çok güzel dumanı da üstünde. En son servis halini paylaşayım sizinle.